suyu kendi haline bıraktık diyelim. H2O diye de buraya yazalım. Başka bir deyişle su ota iyonlaşmış haliyle dengede duruyor. Öyleyse bir kısmının hidrojen iyonları haline geleceğini hatırlıyor olmalısınız. Tabii bu iyonların aslında hidronyum formunda olacağını da biliyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere hidrojen iyonları kendilerini diğer su moleküllerine bağlayacaktır. Yani aslında H3O da diyebiliriz. Ama biz burada hidrojen iyonu olarak belirteceğiz. Özgürce dolaşan bir iyon gibi kabul edebiliriz. Tabii yanında biraz da hidroksit iyonu olmalı. Bu durumda dengedeyiz. Ve de sıcaklık 25 santigrat derece. Şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Denge sabiti ve denge tepkimeleri sadece sıcaklığa bağlıydı. Yani onları değiştiren başka bir şey yoktu. Ancak bu tabii ki de seçilmiş tek bir molekül için geçerli. Evet, sıcaklık 25 santigrat derece. İki video öncesinden bunları konuşmuştuk. Denge sabiti, ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimine eşitti. Ama bu durumda reaktantımız sadece su, yani çözücü. Başka bir deyişle de reaktant aslında buradaki çözücü. Yani her yere dağılmış durumda. Daha önceki örnekleri düşünürsek bunun olasılığı 1 olmaz mı? Sonuçta su her zaman vardı. Bu nedenle de 10'u bu bağıntılara hiç katmamıştık. O halde burada bölü 1 de diyebiliriz. Bu da suyun denge sabitine eşit olur. 10'un da 10 üzeri eksi 14 olduğunu öğrenmiştik. Çünkü su kendi içinde 10 üzeri eksi 7 derişiminde hidrojene ve 10 üzeri eksi 7 derişiminde hidroksite sahip her şeyin logaritmasını alırsak burası pk suya eşit olur. Değil mi? Eşit olur ama sizce bu durum neydi? Önüne p koyduğumuzda aslında negatif logaritmasını almış gibi olmuyor muyduk? Yani 10 üzeri eksi 14'ün negatif logaritması eksi log 10 üzeri eksi 14 14'e eşit. Demek ki pk su 14'e eşit. Burasını tamamladık. Şimdi bir de diğer tarafın negatif logaritmasını alalım. Burada biraz matematik yapmamız gerekiyor. Yani bize kimyadan fazlası lazım. Eksi log H artı çarpı hidroksit iyonu. Eksi log H artı artı eksi log OH eksiye eşit. Bu aslında sadece logaritmanın özellikleriyle alakalı bir durum. Peki bu neydi onu hatırlıyor muyuz? pH'ti değil mi? Eksi log h artı pH'e eşitti. Burası 10 üzeri eksi 7 idi. 10 üzeri eksi 7. Bu sayının logaritmasını alırsak da eksi 7 elde ederiz. Ama negatif logaritmasını aldığımıza göre elde edeceğimiz en son değerimiz 7 olacak. Yani pH'ı 7'ye eşitlemiş olduk. Dolayısıyla burası ne olur? Burası da pH oluyor. Yani hidroksit iyonlarının derişiminin negatif logaritması. Bu derişim de aynı şekilde 10 üzeri eksi 7'ye eşitti. pOH bu sayının negatif logaritmasına yani 7'ye eşit. Böylece kullanışlı bir denklem elde etmiş olduk. Demek ki pK su yani suyun denge sabitinin negatif logaritması suyun pH'ı ve pOH'ının toplamına eşitmiş. Burada hala 25 santigrat derece sıcaklıktayız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu sıcaklıkta pK su sabit kalırken biz suyun içine asit ya da baz ekleyerek bu tarafı biraz karıştıracağız. Ama pK su 25 santigrat derecede her zaman 14'e eşit olacak. Bu noktada unutmamamız gereken şey şu. Sıcaklığı sabit tuttuğunuz ve molekülü değiştirmediğiniz sürece denge sabiteniz değişmeyecektir. Zaten bu yüzden denge sabiti adını alıyor. Bütün bunları aklınızdan çıkarmadan suya biraz asit attığımızda neler olduğunu bir düşünelim. Diyelim ki elimizde biraz hidroklorik asit olsun. Bunu farklı renklerle göstereyim. Mesela biraz hidroklorik asit alalım. Hatta bu sulu hidroklorik asit çözeltisi olsun. Hidroklorik asidin suda tamamen ayrışacağını, başka bir deyişle ortada sadece hidrojen iyonları olacağını biliyoruz. Onlar da gidip suya bağlanarak hidronyumu oluşturacak. Tabii bir de klorür anyonları olacak. Yani negatif iyonlar. Bu çözeltiyi 1 molarlık aldık diyelim. Bildiğiniz gibi bunu bir büyük M olarak gösterebiliyoruz. Peki bu tam olarak ne demek oluyor? Elimde 1 molar HCl var demek. Elimdeki her 1 litre çözeltide 1 mol HCl var demek. Aslına bakarsanız buna 1 litre suda diye de söyleyebiliriz. Öyleyse bu iyonların derişimleri sizce ne olur? İşimize daha çok yarayacağı için özellikle de hidrojenin derişimi ne olur? İlk başta HCl'nin tamamen ayrıştığını söylemiştik. Yalnız bunun bir denge reaksiyonu olmadığını aklınızdan sakın çıkarmayın. Gördüğünüz gibi araya tek yönlü bir ok yerleştirdim. Yani sol tarafa doğru minik bir ok bile eklemedim. Sonuçta hidroklorik asit kuvvetli bir asit. 1 molar hidroklorik asidi suyun içine koyduğumda çözeltide HCl'yi görmeyeceğim. Göreceğim tek şey bu iyonlar olacak. Suyun içindeki hidrojen derişimi 1 molar olacak. Aslına bakarsanız aynı zamanda 1 molar klorür anyonu da olacak. Ama şu anda bununla çok fazla ilgilenmemize gerek yok. Daha önce söylemedim sanırım ama esasında şu an merak ettiğim şey bu çözeltinin yeni pH'i. İçine hidroklorik asit attıktan sonra değişmiş olan pH'ından bahsediyorum. pH bildiğiniz gibi sadece hidrojen iyonlarının derişimi. Biz de hidrojen iyonlarının derişimini biliyoruz. Demek ki pH hidrojen derişiminin yani 1'in negatif 10 tabanındaki logaritmasına eşit olacak. Peki onun kaçıncı kuvveti 1'e eşit olur? Bildiğiniz gibi her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. Buna 10 da dahil. Bu eşitlik 0'a eşit. O yüzden yeni pH 0 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1 molar hidroklorik asidi suyu eklediğinizde olacak şey bu. Aslında size 1 molar dediğim zaman zaten suya eklediğimizi anlıyor olmalısınız. Yani 1 molar çözücünün su olduğu her 1 litre çözeltide 1 mol HCl olacak şekilde bir çözeltiniz varsa pH 0'a eşit olacakmış. Suyun içinde hiç asit yokken çözeltinin pH'i 7 idi. Yani nötr bir pH olarak kabul ediyorduk. Ama şu an elimizde 1 molar hidroklorik asidin sulu bir çözeltisi var. Hatta daha dikkat çekici olması açısından bunu kırmızıyla yazmak istiyorum. Asit eklediğimiz bu çözeltinin pH'ı 0. Daha düşük bir pH değeri olduğuna göre çözeltinin daha asidik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu konunun üstünden önceki videolarda da gitmiştik. Şimdi aynı asit çözeltisinin bir de pOH değerine bakalım. Bu aslında size Löshatolie ikisini anımsatmış olmalı. Daha önce söylediklerimize geri dönelim. Elimizde ilk başta sadece saf su vardı, değil mi? Eğer bu çözeltiye 1 molar hidroklorik asit ekliyorsak, milyonlarca H protonunu eklemiş olmaz mıyız? Yani bu derişimi ciddi bir şekilde arttırıyoruz da diyebiliriz. Le Chatelier ilkesine göre bu tarafta bulunanlar harcandıkça tepkime diğer tarafa doğru gidecektir. Yani denge reaksiyonu sol tarafa doğru gidecektir. Hatırlayalım. Sudaki derişimi 10 üzeri eksi 7 idi. 1 litrede 10 milyonda bir kadar haşartı var gibiydi. Şimdi ne oldu? Bir hesaplayalım. Sanki suya 10 milyon kadar daha fazla hidrojen iyonu eklemiş olduk. Yani OH eksinin hepsi harcanıyor gibi de düşünebiliriz. Belki bu tarafa gidiyor da olabilir. Yani çok fazla haşart eklediğimiz için OH eksinin derişimi çok fazla düşüyor. Haşartın derişimi ise artıyor. Çünkü kullanabileceği tek şey OH eksi. Ondan da çözeltinin içinde çok fazla yok. Sadece 10 üzeri eksi 7 molar kadar var. O yüzden en son 1 molar haşarta elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Son olarak 1 molar diyebiliyoruz. Çünkü 10 üzeri eksi 7 moların OH eksiler tarafından harcandığını söyleyebiliriz. O zaman OH'ların derişimi ne olur? Bildiğimiz üzere Pk su 25 santigrat derecede 14'e eşit. Pk su aynı zamanda da çözeltinin pH'ı ve pOH'ının toplamına eşit. Hidroklorik asitin pH'ı sıfırdır, öyle değil mi? Elimizde 1 molar hidroklorik asit vardı. O zaman 1 molar hidroklorik asitin pOH'ı da 14 olur. Yani burada pOH 14'e eşit. Şimdi aynı şeyi bir de bazla yapalım. Ve de pH'ın ne olduğunu hesaplayalım. Bu sefer de elimizde kuvvetli bir baz olsun. Düşününce biraz önce yaptığımızın tam tersi olmalı diyebiliriz değil mi? Mesela diyelim ki elimizde potasyum hidroksit var. Bildiğiniz gibi potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Suya atıldığı zaman tamamen ayrıştığını söyleyebiliriz. Potasyum katyonlarına yani pozitif yüklü iyonlara ve de tabii ki hidroksit anyonlarına kadar tamamen ayrışıyor. Suda olduğunu söylediğimize göre buralara suda yazsak iyi olur. Sulu çözelti derken tabii ki suyun içinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sefer de aynı şekilde 1 molar koyduğumuzu varsayalım. Sonuç olarak ne kadar koyduğumuz oldukça önemli öyle değil mi? Mesela hidroklorik asitin pH'ı 0 dememiz yanlış olur. Onun yerine 1 molar hidroklorik asitin pH'ı 0 dememiz gerekiyor. Aslında bakın ben bile buraya böyle yazmamışım. Bunu hemen düzelteyim. 2 molar hidroklorik asit koyarsam neler olacağını da artık size bırakıyorum. Ya da 10 molar hidroklorik asit pH'larının ne olacağını artık hesaplayabilirsiniz. Kendi örneğimize dönersek elimizde 1 molar potasyum hidroksit olduğunu söyleyelim. Tam 1 molar. Potasyum hidroksitin tamamen ayrıştığını ve suyun içinde olduğunu biliyoruz. Sonuçta ortada potasyum hidroksitten hiç kalmayacağının farkında olmalısınız. O zaman OH derişimi ne olacak? OH derişimi 1 moler olur değil mi? Her litrede 1 mol potasyum hidroksitle başladıysak her litrede 1 mol OH olması gerekir. Sonuçta potasyum hidroksitin hepsi suda kayboluyor. Peki o zaman pOH kaç olur? pOH bildiğiniz gibi OH derişiminin negatif logaritması. Log 1 sıfıra eşit. Tabii ki eksi sıfır da sıfıra eşit. Aynı şekilde pH da hidrojenlerin derişimine eşit hidrojenlerin derişimini bilmiyoruz. Ama çözeltinin içine potasyum hidroksit attığımız zaman hidrojenlerin harcanacağını ve de derişimlerinin azalacağının farkındayız. Ama bunu nasıl ölçebiliriz? Hatırlatmama gerek bile yok değil mi? Hala 25 santigrat derece sıcaklıktayız. Suyun denge sabiti de pH ve pOH'ın toplamına eşit. Videonun başından beri birkaç kez tekrarlamıştım. Yani 14 eşittir pH artı 0 yani pOH. Demek ki pH 14'e eşit olmalı. Bu sefer elimizde 1 molar potasyum hidroksit yani kuvvetli bir baz vardı. 1 molar kuvvetli baz. Bu arada kuvvetli derken aslında genel bir kimya terimini kullanmış oluyorum. Aslında vurgulamak istediğim şey bu bazın tamamen ayrışabilmesi. Demek ki pH 14'e, pOH da 0'a eşit olmalı. Biri size elindeki 0 pH'lık şeyi size doğru atmak istediğini söylerse bence hemen geri çekilmelisiniz. Sonuçta kötü bir şekilde yaralanmanız işten bile değil. Neyse konumuza dönelim. 1 molar kuvvetli asit olduğunda pH 0, pH 14'tü. Bir sonraki videoda bunu aslında daha detaylı olarak göreceğiz. Bu videodaki hesaplamalar size bu değerlerin kesin değerler olduğunu düşündürmüş olabilir. Yani sıfır olabilecek en asidik değer, 14'te de olabilecek en bazik değer gibi görünüyor. Ama durum aslında tam da böyle değil. Bundan daha düşük ve bundan daha yüksek değerlere sahip olabiliriz. Bu değerler elimizdeki 1 molar kuvvetli asit olduğunda geçerliydi. Fakat diyelim ki elimizde 2 molar ya da 10 molar kuvvetli asit olsun. Mesela hidrojen derişimi 10 molar olsun. Yani 10 molar kuvvetli asidi suya eklemiş olduğumuzu düşünelim. Sizce pH kaç olacak? pH eşittir, eksi log 10. 10'un 10 tabanda logaritması 1'e eşit. Sonuçta 10 üssü 1, 10'a eşit. O zaman cevap eksi 1 olacak. Öyleyse 10 molar hidroklorik asit, nitrik asit ya da onlara benzer bir şey olursa pH eksi 1 olabilirmiş. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.